bir sonraki stratejimiz can sıkıntısından kurtulmak için uyku günlüğü ve rüya günlüğü. Ve bunu başucunda, yatağının başucunda koy. Uyumadan önce birkaç 10 dakika falan yaz. Uyandığın anda da gene yaz. Günlük tut. Mesela arada uykudan uyandı. Bazen bu olur. Mesela uykudan yeni uyanmışsındır. Bir rüyanın etkisindesindir. O anda onu hatırladığın anda yazman gerekiyor aslında. Ya da kaydetmen gerekiyor. O anda hafızanı zorlamazsan o mesela 30 saniye içinde yok olacak. Kendi kendini yok edecek o hafıza. O uyandığın saniyelerde düşünmen gerekiyor. Kaçırmamak için. Ve anında kaydetmen gerekiyor. Onun için de mesela bazı insanlar bunu tavsiye ediyor ki ben tavsiye ediyorum. Rüya günlüğü tutun yani. Uyku günlüğü. Mesela uykuya dalmadan önce ben bütün gün neyle uğraştıysan, üzerinde mesela çalıştığın makale var. Neyi çözmek istiyorsun? Kendine bunu sor. Not al. Notunu al. Kafana bir problem koy. Bir puzzle koy. Bulmaca koy. Öyle yat uyku. Bilinçaltın işlemeye devam et. O sen rüyalarda gezdikçe bir yandan çünkü hiçbir zaman uykunda öğrenme bitmiyor. Uykunda da devam ediyorsun yani bunları işlemlemeye. Öğrenme uykuda devam eder mi? Evet ediyor yani. Öğrenme uykuda da devam ediyor. Hayal gücü de uykuda da devam ediyor. Hepsi uykuda her şey devam ediyor yani. Dolayısıyla uykuyu doğru şekilde kullanmak. Burada ben bir paylaşayım. Bu yaptığımda o sırada bir rüya görmüştüm. Yani rüyada da bir Londra'da müzikal üretiyorum ben. O sırada rüyada yani. Gelecekte robotlar ve insanlar beraberce nasıl çalışacaklar? Bununla ilgili bir Londra'da bir müzikal üretiyorum. Başında da ben varım şimdi rüyada bak. Ondan sonra beraber nasıl çalışırlar? Bununla ilgili bayağı çoğunda unuttum aslında. Keşke unutmasaydım yani. Ama çok böyle gösterişli bir şeydi yani. Onu hatırlıyorum. Ve robotlarla insanlar beraber improvize çalışıyorlardı. Yani beraber beste yapıyorlardı. O anda mesela nasıl aşıklar atışması olur ya. Bir aşık bir şey mani söyler anında o anda uydurur. Öbürü de ona cevap verir. Bu şekilde mesela bir robotla bir insan birbirlerine atışma yapıyorlar. Ama gitgide mesela dozu yükseliyor buna. Bir anda seyircileri de coşturuyor ondan sonra. Robot da çok iyi bir noktaya geldiği için singularity yaklaştıkça yani insan zekasına yaklaştıkça mesela tansiyon da artıyor yani. Bu noktada ben bir egzersiz yaptım sınıfa. O da şu. Yeterince uyuyor musunuz? Ne kadar uyku alıyorsunuz günde? Bununla ilgili bir kitap paylaştım. Why We Sleep diye. Matthew Walker'ın bir kitabı. Bu en çok satanlar listesinde. Bütün dünyada böyle rekorlar kıran bir kitap. Ve bütün küresel Zeitgeist'ı da değiştiren bir kitap oldu bence. O da şundan dolayı. Uyku çok önemli. Matthew Walker diyor ki, neden uyuruz biz? Kitap Why We Sleep. Ve diyor ki, uyku hayatımızın en önemli ama en az anlaşılan kısmı. Anlamıyoruz yani yeterince. Uykunun öneminden çok bir haberiz. Uykunun ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz hayatımızda. Nörolog ve uyku uzmanı zaten Matthew Walker. Ve dünyanın en önde gelen üniversitelerinde falan da çalışmış yani. Mesela uykuyu biz hep böyle nasıl, mesela bilinçaltına dönüyoruz yine. Bilinçaltımızda nedir? Hadi yeter artık uyuma, çok uyudun. İşte böyle hep tembellikle aslında ilişkilendiriyoruz yani çoğu zaman. Ve bu yanlış yani. Uyku bir lüks değildir, tembellik değildir, gerekli bir şey. Sen daha verimli, daha başarılı olmak istiyorsan uykunu almak zorundasın her gün. Bu her gün kaç saat uyuyacağını senin bilmen gerekiyor. 5 saat yetmez yani. Matthew Walker diyor ki 7 saat uyuman lazım. Mümkünse. En az 6,5 saat. Neyse herkesin bir ideali var. Herkese göre değişebilir bu. Ama mesela 6,5-7 saat uyumak gerekiyor yani. O uykuya verilen zamanı kayıp olarak görmeyeceksin. Çünkü eğer uyumazsan ve uykusuz kalırsan gün içinde onun acısını çekiyorsun, ceremesini çekiyorsun. Bugün çekmezsen yarın çekiyorsun. Senin performansını düşürüyor yani. Adamın yaptığı araştırma şunu söylüyor. Uykuyu analiz etmiş ve ömrü uzatan en önemli faktörlerden biri uyku diyor. Uykuyu yeterince almazsan ömrün kısalır diyor. Ve uyku hafızayı da inanılmaz etkiliyor. Yani sen öğrenmeyi de inanılmaz etkiliyor. Ve mantığı da inanılmaz etkiliyor.
uyuduğun zaman sen öğrenmeye, hafıza inşasına devam ediyorsun. Mesela o günün hadiselerini uyuduğun zaman beyninde tekrar değerlendiriyorsun. Hangileri uzun vadeli hafızaya gidecek, hangileri silinecek? Bütün bunlara uyku sırasında karar veriyorsun. O günün önemli dersleri, o günden neler öğrendin, hangi dersleri aldın, bu dersleri geleceğe nasıl taşıyacaksın? Bütün bunları beyninde bir şekilde depoluyorsun sen onu. Sınıflara ayırıyorsun. Önceki öğrendiklerinle bir dosyalama tasnif sistemi yapıyor beynin. Önceki öğrendiklerinle yeni öğrendiklerinle bağlantılar kuruyor. Seni orada ne oluyor? İşte rüyaları çıkarıyor. Rüyalarda yolculuğa çıkarıyor. Belki o rüyalarda yeni öğrenme yolculuklarına çıkıyorsun. Dolayısıyla mesela uyku hafızayı da etkiliyor, öğrenmeyi de etkiliyor, performansı, başarıyı da her şeyi etkiliyor yani. Ve bir başka şey söyledi, duygu dünyamızı da inanılmaz etkiliyor. Yani yeterince uykunu almazsan ne olur? Huysuz olur. Ona buna çatmaya başlarsın. Verimsiz olur. Hayat kaliteni etkiler. Unutursun. Yapman gereken şeyleri unutursun. Hayat sevincin azalır. Onun için uykunu almak çok önemli. İmmün sistemin de diyor zarar diyor. Uykunu almazsan daha çabuk hasta olabilirsin. Uykunu almazsan duygusal sistemin de yıpranır. Metabolizman da yıpranır. Yani mesela uykusuz kaldın, metabolizma yeterince hızlanamıyor ve kilo aldırıyor. Kortizol daha fazla salgılanıyor. Kortizolun salgılanması kötü haber. Strese neden oluyor. Daha fazla stres sahibi oluyorsun. İştahını da etkiliyor. Daha fazla yiyorsun. Ama yediklerin yeterince faydalı olmuyor tabii. Vesaire. Yani bir denge bozulduğu anda uykusuzluk inanılmaz kötü etkiliyor seni. Bir de mesela hiç uyumadın diyelim bir gece boyunca. Sabah olduğu zaman vücut saatin yeni güne hazırlıklı olduğu için bir daha uyuyamıyorsun da mesela. Gündüz uykusunun da faydası olmuyor değil mi? Mesela gündüz uyuyorsun asla gece uykusu gibi de olmuyor. Yani asla onun karşılığını bulamıyorsun. Üstelik mesela gün artık mesela hani vücut saatin onu gün olarak algıladığı için artık bir dahaki uyku saatine kadar sen doğal uyku çekemiyorsun yani. Bir sonraki uykuda ancak onu tamir edin. Dolayısıyla bir sürü böyle kısır döngüye neden oluyor. Eğer uyumazsan geceleri vaktinde güzelce. Bunun çok ciddi açmazları var. Onun için işte Matthew Walker diyor ki rüya da diyor bir sanal gerçeklik alanıdır. Yani beyin şu anki günü ve geçmişi bir arada birbiriyle buluşturur. Bu sanal gerçeklik uzayında. Ve seni geçmişten geleceğe bir sürü yolculukları çıkartır. Bütün yeni öğrendiğin şeyleri de o rüyanın içine katıp katıştırır yani. Böylece yeni öğrendiğin şeyler daha iyi kazanır hafızanı. Bütün bunları uykuda yaparsın. Ve rüyalarda yaparsın. Rüyaların onun için çok önemli rolü var ya. Yani. Rüyalar mesela hayal gücünü de inanılmaz. Hayal gücün zenginleşsin istiyorsan rüyalarına sahip çıkman gerekir. Yani rüyalarında gördüğün şeyler çok önemli. Yani. Rüyalar inanılmaz önemli. Ne yazık ki böyle bunlar ölçülemediği için, yeterince böyle sabun köpüğü gibi elimizden kayıp gittiği için rüyalar, ne kadar önemli olduğunu asla anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Yani. Ölçemiyoruz, göremiyoruz, kontrol edemiyoruz. Elimizde hiçbir şey yok. Dolayısıyla böyle ümitsizliğe kapılıyoruz. Halbuki bilinçaltımızı aslında eğitsek, biz desek ki mesela ben rüyalarıma daha fazla sahip çıkacağım, kontrol edeceğim. İşte daha güzel rüyalar göreceğim. Rüyalarda öğrenmeye devam edeceğim. Çözemediğim problemleri rüyamda çözeceğim. Mesela giderken bu niyetle yattım diyelim, uykuya daldım. Defterine yazdın uyku defterine. Bu rüyamda şu problemleri çözmeye çalışacağım. Şu anda da fikirlerim şunlar. Sorular sorsan mesela beynine. Uykuya gitmeden önce sorular çıkarsan. Şunları düşüneceğim uykumda. Ve bu şekilde uykuya dalsan belki de böyle uyku süresince rüyalarda onu çözmeye devam edeceksin. Ve adam diyor ki kitapta o çok hoşuma gitti. Bir yerde diyor ki bu kitabı diyor okurken uykuya dalmanız diyor beni mutlu eder. O çok hoşuma gitti. Yani mesela hani bazıları derler ya derste uyuma evladım uyan işte dürter falan. Kendisine hakaret edilmiş gibi gelir. Ben diyor tam tersi. Eğer diyor bu kitabı okurken uyursanız diyor tam tersi ben övgü kabul ederim yani diyor. Hani uyku o kadar önemli ki
kitabın mesajı da yerine ulaşır diyor yani. Hani uykunda da zaten kitapla uğraşmaya devam edersin yani. Hani onun için uykudan asla diyor kısma yani. Gerçekten de bu mesela ben gençliğimde çok böyle fedakarlık yapardım uykumdan. Böyle sabahlayayım, hadi sabahlayalım, hadi bir daha sabahlayalım, sabaha kadar çalışalım falan. Zombi gibi oluyorsunuz. Ne gereği var yani? Sabaha kadar çalıştın ofiste. Allah aşkına çoğu zaman böyle, tamam çok bazen şu oluyor, çok güzel bir momentumdasın, tamam. Devam etmek istiyorsun, adrenalin rush, yeni şeyler keşfediyorsun, tamam. Hadi bir, iki saat falan sürüyor bu. Hadi diyelim biraz da çikolata yedin, kahve içtin, bilmem ne, böyle zombi gibi gözleri açtın. Çalış, çalış, çalış. 2-3 saat sonra bunun etkisi geçiyor zaten. Sonra uyku bastırmaya başladı. Artık orada rezistans göstermeyeceksin. Git doğru düzgün yatağına, evine. Kardeşim uyu kardeşim yani. Böyle dünyayı sen mi kurtaracaksın? Artı böyle uyanık kalarak kurtaramazsın. Süper kahramanlar bile uyuyor yani. Gerçekten dünyayı kurtarmak istiyorsan önce uykunu güzel al. Yani bu çok önemli. Yani o gençliğimdeki ben o çok böyle sabahlara kadar çalışayım, ilimle uğraşayım falan. Hep böyle bir moddaydın yani. O doğru değil yani. Seni yıpratıyor. Bunu hatta bazıları diyor ki böyle kira gibi düşünecek uykuyu. Kira bedeline ne kadar düzenli, güzel yatırırsan ölüm o kadar ertelenir diyor. Küçük bir ölüm gibi ya uykudan. Yani ölümün bir çekirdeği gibi aslında düşünecek olursan. Sen ölümü ertelemek istiyorsan diyor, düzenli kiranı ödemeye devam etmen lazım. Düzenli uyumaya devam etmen lazım. Alzheimer'ı falan da şey yapması, Alzheimer'ı engellemek için, diyabeti engellemek için, şeker hastalığına, her şeye iyi geliyor. Hormonlara, enerjin mi düşük, işte yaşlanmaya, bütün bunların çaresi hepsi uyku. Mesela doktorlar reçete veriyor ya, yani aslında mesela Türkiye'de doktorlar gereksiz bir sürü ilaç yazıyorlar ya. Aslında yazmaları gereken ilk ilaç, temel, en temel, en hayati uyku yani. Önce uyuyacaksın. Hani bütün diğer ilaçlardan çok daha etkili bir ilaç. Ve doğal bir ilaç. Ve biz bunu neden kullanmıyoruz? Çoğu zaman mesela endişeden dolayı oluyor. İşte ya da böyle kafamızdaki şeyleri büyütmeden dolayı. Halbuki yani bir şekilde öyle de böyle de ömürler geçiyor yani. Uykunu düzenli alamazsan sen hiçbir şey çözemezsin. Çok önemli ya. Yani Matthew Walker'ın o kitabını okuduktan sonra ben artık uykuyu ciddiye almaya başladım. Gerçekten. Dolayısıyla burada bir egzersiz yaptırıyorum ben öğrencilere. Diyorum ki yanınızdaki kişiyle konuşun 2 dakika boyunca. Yeterince uykunuzu alıyor musunuz? Uykuya dalmadan önce 1 saat boyunca mesela cep telefonunuzu yanınızda tutup ya da Netflix'i açıp böyle 1 saat 2 saat falan boşu boşuna zaman harcıyor musunuz yatakta? Uyku kalitenizi ve uyku alışkanlıklarınızı geliştirmek için neler yapmalısınız? Bunları konuşun diyorum. Herkese 2 dakika, 2-3 dakika konuşun yanındakiyle. Yani bu izleyicilerimize de onu tavsiye ediyorum ben. Yeterince uykunuzu alıyor musunuz? Bu şu demek, en az bir 6-6,5 hatta 7 saat gerekirse işte daha fazla. Bazıları 8 saat uykum olmazsa olmaz diyor, tamam mı? 8'se 8'dir yani yapacak bir şey. Yani bu tembellik değil arkadaşlar. Çok önemli. Yani uyku ne gerekiyorsa alacaksın o uyku. Uyku düşmanı davranışlardan uzak duracaksın. En önemli düşman da şu cep telefonu. Yani sürekli yanımızda, yatakta böyle, Instagram'da böyle alt alta o kuyunun içine, algoritma kuyularının içine düştüğün zaman sen sınırsız video yani. Saatlerce gidebilirsin. Ya da Netflix kuyusuna düştün, çıkamazsın sabaha kadar yani. Sezon 1'i bitirdin, sezon 2'si de var bunun, 3'ü de var, 4'ü de var. Yani hiç, hani bunların sonu yok yani. Onun için uyku çok kıymetli. Yani arkadaşlar, uykumuza sahip çıkalım.